Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2. Ünite 3. Fiillerde İrab. Bildiğiniz üzere metni okumuyoruz. Çünkü metin birebir çıkmıyor. Öte yandan ilk soruyu da yapmıyoruz. İlk soru tarzında soru çıkmamakta. Diğer soruların cevapları bu videonun hemen altında yazılı olarak paylaşılmıştır. Bu yüzden direkt dil bilgisine geçiyoruz. Konu bayağı uzun olduğundan 2-3 bilmiyorum belki 4 video olabilir. 3 video olacağını tahmin ediyoruz. Yani birden fazla video ile bu konu işlenmiştir. Parça parça videolar var. Her birini incelemeniz önerilir. Fiillerde İrab konusu zaten başlı başına önemli bir konudur yani. İrab konusu çok önemli bir konudur. Bu İrab'ı fiillerde işleyeceğiz. Öncelikle fiiller üçe ayrılmakta. Bir fiil mazi olabilir, bir fiil muzari olabilir, bir fiil emir fiili olabilir. Mazi fiil, şimdi mazi fiile geçtiğimizde mazi fiil nedir? Geçmiş zaman fiilidir. Hani Türkçe'de dili ve de mişli geçmiş zaman vardır. Dili geçmiş. Geldi, yazdı, uçtu, anladı, gördü, işte yedi, yani yemek yedi manasında yedi gibi di, tı, tü, dü, bu ekler ile biten kelimelere dili geçmiş zaman diyoruz. Elinizde muhtemelen bir Türkçe dil bilgisi kitabı vardır. Bu konuda zayıfsanız oraya bakmanız faydalı olur. Bir de mişli geçmiş zamanı ifade edebilir. Yazmış, uçmuş, görmüş, anlamış, dinlemiş, mış, müş ile bitebilir. Bir de muzari fiil var. Muzari fiil şimdiki zamanı ve geniş zamanı kapsar. Şimdiki zaman yor ile mana verilir. Mesela yazı yor, uçu yor, anlı yor, yi yor, içi yor. Hep yor yor yor. Geniş zaman er, ar gibi bir ek alır. Mesela yaz, ar. Değil mi? Yazar. Uç, ar, uçar. Görür, ür alır burada. Görür. Bunun gibi er, ar, ür gibi ek alır geniş zamanda. Muzarefi bir de gelecek zaman ifade edebilir. Gelecek zaman ecek, acak takısıyla ifade edilmektedir. İşte geldi, gelecek. Ecek, acak aldı. Gelecek. Yaz, acak. Değil mi? Yazacak. Anlayacak. Ecek acak. Anlayacak. Yiyecek. Hep ecek acak alır. Gelecek zamanda. Bu anlattığımız şeyler Türkçe dil bilgisinde de zaten mevcut. Bir de emir yani istek fiili vardır. Emir fiil mesela yardım et diye karşındakine emir de bulunabilirsin. Bizzat karşımızdaki kişi olabilir. Yardım et diye veya yardım etsin şeklinde üçüncü şahıs olabilir. Üçüncü şahıs yani karşımızda olmayan raip kişi olmakta. Bunlar aşağıda tekrar gelecek. Mazi, muzari ve emir olarak ayırdık. Şimdi konumuz İrab. Ne diyor? Mazi ve emir fiiller mebnidir. Muzari fiil ise mureptir. Biri mebni, biri muğrep. Mebni kavramı ile muğrap kavramı zıt anlamlıdırlar. Hep eş anlamlı, zıt anlamlı bulun diye soru soruyorlar. İşte bu da onlardan biridir. Muğrep ile mebni zıt. Öyleyse birini anlasak diğerini anlamamız kolay olur. Mesela mebni ne demektir? Mebni son harfinde hareke veya harf yönünden bir değişiklik olmayan kelimedir. Yani sonu değişmeyen kelimelere mebni denir. Değişiklikten kasıt ne değişebilir? Hareke değişebilir. İşte ötre fethaya dönüşebilir, esreye dönüşebilir. Bu şekilde hareket değişikliği olabilir. Veya harf değişir. Bir harf silinebilir yani. Harf değişikliği. Bunlar da yine değişiklik kapsamında değerlendiriliyor. Mebni. Bir tane örnek verelim mebni anlamak için. Ketebe. Herkesin bildiği müfet, müzekker, gaip, ketebe, mazi bir fiil. Ketebenin başına fiili nasbeden en getirsek veya fiili cezmeden lemma getirsek değişmez yazılımı. Ketebe her zaman için ketebedir. Ketebu olmaz. Ketebi olmaz. Harekesi değişmiyor. Harf de değişmez. Ketebenin sonundaki ba'yı
silelim, çete kalsın. Yok böyle bir şey. Bayi F'ye çevirelim, çete F olsun. Böyle bir şey de yok. Yani irab neyle alakalı? Kelimelerin sonlarıyla alakalı. Bir kere onu bilelim. Kelimenin sonuyla alakalıdır. Harekenin veya harfin değişmesiyle alakalıdır. Bir kelime mebni ise sonu değişmez. Harekesi ve harfi değişmez. Bir kelime muğrep ise sonu değişebilir. Sonundan kasıt harekesi değişebilir veya harf değişebilir. Harfi sileriz oradan. Kelimenin harf sayısı bile değişmiş olur. Veya harekeyi değişiriz. Ötredir, fethaya dönüşür veya cezim alır. Bu tür şeyler olabilir. Şimdi murebe de örnek verelim. Fiil muzari. Yektubu. Yektubu. Bunun başına, yektubu kelimesinin fiil muzarisinin başına fiili cezmeden lem getirmiş olsak ne olur? Lem yektubu. Sondaki B cezim gelir. Lem yektub olur. Ötre gitti. Ne oldu? Sonu değişti yani. Dolayısıyla sonu değişebilir muzarinin. Bu yüzden ona murep deniliyor. Unutmuyoruz. Mazi fiiller ve emir fiillerin tamamı. Yani her kalıbı, müfredi, tesnisi, cemisi, müzekkeri, müennesi fark etmez. Mazinin ve emir fiilin her kalıbı, her sıgası mebnidir. Yani başına getirdiğin bir etkenden dolayı, nasbeden veya cezmeden bir etkenden dolayı bu fiillerin sonları değişmez. Oysa muzari fiil mureptir. Yani başına nasbeden veya cezmeden bir şey gelirse muzarenin son harfinde hareke veya harf bazlı bir değişiklik meydana gelecektir. Buna göre mebni sonu değişmeyen, murep sonu değişen, mazi ile emir fiil mebni, muzari, murep. Bunu ezbere bileceğiz. Mazi fiil geçmiş zamanı ifade eder dedik. Mazi fiilin irabı tamam mebnidir dedik değil mi mazi fiil? Ne üzere mebni? Bir de bu var. Şimdi tabloya bakıyoruz. Müfret, müzekker, gaip, faale, tesniye, faala, tesniye, müzekker, gaip. Bu şekilde gidiyoruz zaten. Onu anlayabiliyorsunuz. Gaiptir. Müzekkerdir yani erildir. Müsennadır yani ikildir, tesniyedir. Bu manalar. Fiil mazi ne üzere mebni? Bunu nasıl belirleriz? Şimdi öncelikle kelimenin son harfinin harekesine bakarız. Son harfin harekesi ne ise onun üzerine mebni deriz. Faale. Son harf lam. Harekesi ne? Fetha. Öyleyse fetha üzere mebni. Faale kelimenin asli harflerine bakıyoruz yani. Buradaki elif sonradan gelme arkadaş. Tesni olduğu için geldi. Kelimenin aslı ne? Buradan anlayabiliyoruz ki lamdır. Kelimenin aslının en iyi tespitleri müfret, müzekker, gaip kalıbıdır. Faale, ketebe, nasara, haraca gibi. Lamdır. Lamın arkası fetha. Öyleyse fetha üzere mebni. Faala lama bakacağız yine. Elife değil. Elif tesniye olduğundan geldi. Lam son harf. Lam harekesi ne? Faala derken lamda fetha var. Öyleyse fetha üzere mebni. Faalul son harf ne? Lam. Hareke zamme. Öyleyse zamme üzere mebni. Faalet son harf lam fethalı. Fetha üzere mebni. Son harf hala lam. Her zaman lam yani. Buradan bunu aldık. Hepsinde lam artık. Fetha üzerine mebni fethasını görüyorum çünkü. Faalne lam ne üzerine mebni? Sükun var burada. Sükun üzerine mebni. Cezm üzerine mebni denilmez yani. Sükun üzere mebni denilir. Faalte yine sükun var. Sükun, sükun. Hep görüyorsunuz son harfin arkası neyse onun üzerine mebnidir denilir arkadaşlar. Biz böyle işin mantığını anlattık. Son harfin harekesi, sükunu neyse onun üzerine mebni deriz. Ama kitap onu anlatmak yerine daha detaylı mı diyelim artık bu şekilde yani bir koymuş. Yani faale kelimesi için bir, faalet için bir. Nerede bir varsa onun irabı dört sıgada fetha üzere mebnidir demiş. Nerede bir gördüysen fetha üzere mebnidir. Nerede iki görüyorsan zamme üzere mebnidir. Nerede üç gördüysen sükun üzere mebnidir demişler. Bu şekilde de olabilir ama bu şekilde ezber yapman lazım. Bir neredeydi, iki neredeydi, üç neredeydi? Benim anlattığım ezbere dayanmayan bir yöntem. Son harfin harekesi sükununa dikkat ederek belirlenir. Faalne. Son harfte cezim var. Öyleyse sükun üzere mebni. Bir de ne yapmışlar? Parantez arasına failler koymuş. Yani faile kalıbının arkadaşlar sadece bu kelimenin değil. Faile yerine ketebe de olabilirdi değil mi? Alime de olabilir. Fetehe de olabilir. Fark etmez. Müfret, müzekker, gaipte,
Fail hüve zamiri. Tesniyede tesniye elif. Tüm tesniyelerde tesniye elifi. E yanındaki t, t ile birlikte yani. Ta olur. Elif. Fa'lu da cemi vavı. Şöyle diyebiliriz. Özellikle tesniyeye baktığımızda tesniyede müfretten farklı olarak ne gelmiş? Bir elif gelmiş. Şuradaki elifi kaldırırsak faaleyi elde ederiz. Faaleye bir elif koymuşlar. Faala olmuş. Değişen şey ne? Müfretten tesniyeye geçerken ne eklenmiş? Elif. Öyleyse elif fail. Faalu derken faale bu harflere ek olarak ne geldi? Vav geldi. Öyleyse vav fail. Ama faalet de öyle değil. Çünkü t zamir değil. Zamir olsaydı buna direkt fail derdik. Cezimli t'ler zamir değildir. Altını çizin bunun. Çok önemli yani. Hiye burada faildir. Faaleta, faale kelime nasıl bu? Ta geldi. Öyleyse ta fail. Faalne, faale kelime nasıl harfleri bunlardı. Ek olarak nun harfi geldi. Öyleyse nun fail. Faalte, evet. Bu nedir? T zamirdir. Harekeli çünkü. Harekeli t zamir olur. T, ti, tu bunlar hepsi zamirdir. Eşittir, faildir. Fe'in lam harfine ek olarak t geldi. Öyleyse fa'il. Fe'ale harfine ek olarak t geldi. Fa'il. Burada da tu olur. Fe'ale. Lamdan sonra gelen neyse zamir odur yani. Tuma geldi. Zamir. Tuma geldi. O da zamir. Zamir yani fa'il aynı zamanda. Zamir diyorum ama bu zamirler fa'ildir. Fe'ale. Bu üç harften sonra tum geldi. Fa'il. Tunne geldi. Fa'il. Na geldi. Fa'il. Tabi burada faile olsun, faalet olsun bunlardan sonra aşikar yani ismi zahir derler ona. Bu iki kalıptan sonra merfu bir isim görüyorsak artık hüveyi ve hiyeyi fail saymayız. O merfu ismi fail sayarız. Örnek gelecek şimdi. Mesela ketebe. Ketebe neyi? Müfet müzekker ve ayıp. Yani faile konumunda. Fail neydi burada? Hüve. Burada da hüve mi fail? Değil. Niye değil? Ardından merfu bir isim geldi. Artık o isim burada fail olur. Merfu bu isim gelmeseydi, yani bu yok olsaydı burada, ketebe risaleten olsaydı, ketebede hüve fail derdik. Tamam. Zahiri fail geldi. Ali gelmeseydi hüve fail olurdu. Maza faalte. Fail ne burada? Fe'ale kelimenin aslını at, geriye kalan neyse fail odur, o da t, fail t'dir. Ama unutmuyoruz tabi ne üzere mebni, bir de o var yani iki yönden inceleyelim. Önce ne yaptık? Mebniliğinden bahsettik, sonra faillerden bahsettik. Ketebe, son hareke ney? Fetha, öyleyse fetha üzere mebni, fail ney? Hüve diyecektim ama ardından merfu bir isim geldiği için hüve diyemedim. Bu yüzden Ali bunun faili oldu. Fa'alte, fa'in lamdan sonra t geldi. T fa'il. Peki fa'ale kelimesinin son harfinin hareki durumu ne? Sükun var. Sükun üzere mebni. Halidun ve Ali'yun zeheba. Tesnilerde zeheb bunu müfredi. Zeheb. B'den sonra ne geldi? Elif. Öyleyse elif fa'ildir. Ne üzere mebni? Son harfin harekesine bakacağız. 3 harften oluşur bu. Zeheb. Hareke ne? Fetha. Fetha üzere mebni. Ettullabu zehebu. Ettullabu müpteda, zehebu haber. Neden müteşekkil bir haber? Fiil cümlesinden. Cümle nerede burada? Zehebe fiil, ardından gelen vav onun faili. Cemi vavu faildir. Ne üzere mebni bu? Son harfin harekesine bağlı. Harekesi ne? Zamme. Öyleyse zamme üzere mebni bir mazi fiildir. Vav faildir. Fiil fail fiil cümlesi oluşturur. Müptedadan sonra geldiğine göre müptedanın haberidir. El benatu bintun benatun cemi müennes salim şeklinde gelmiş. Müptedadır. La ibne onun haberi nasıl bir haber? Fiil cümlesinden oluşan bir haber. Cümle nerede burada? La ibe fiil sondaki nun faildir. La ibne sükun üzere mebni. Çünkü kelime naslı olan lam, ayn ve ba'ya bakarım. Son harf ne? Ba. Hareke durumu neyse onun üzerine mebni deriz. Ne demiş? Sükun üzeri mebni mazi fiil, merfu zamir olan nunun ise faildir. Cem-i müennes nunlarına nunu nisve adı verilmektedir. Yani bir sınav olur. Şıklarda verilir nunun nisve şudur budur. Nunun nisvenin cem-i müennes nun olduğunu bilelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen mazi fiilleri tespit et. Ardından ne üzere mebni olduklarını ve faillerini göster.
Sıra sizde sorusu olduğu için bir iki tane cevaplayacağım. Gerisinin cevapları var çünkü. Bir tane bakalım. Fetahtu fetahadan gelme. Fetahtu fetahna. Nefs-i mütekellim vahde kalıbı. Fetaha. Ha'ya baktım. Son harfin durumuna bakacağım. Ne? Sükun. Sükun üzere mebni mazi bir fiil. Fail tu. Hasanun ve Aliyun. Hasan ve Ali. Raca'a. O ikisi döndü. Minel medresete okuldan. Raca'a. Raca'a. Tesniye. Raca'a. Son harf ayin. Harekesi ne? Fetha. Öyleyse fetha üzeri mebni. Fail ne? Ayından sonra ne eklendiyse o eklenen ne? Elif. Tesniye elif. Faildir. Bir tane de şunu yapalım. 5. Maza faalti, nasarti, ketepti hep aynı. Muhatabanın müfredi burası. Faale yani kelimenin aslı. Lam sükunlu, son harf sükunlu olduğundan sükun üzeri mebni deriz. Ti onun faili olur. Evet. Bunun dışında muzari fiilden birazcık bahsetmiştik. Muzari fiilin yef'alne tef'alne bu iki kalıbı sadece bu kelimeler değil yani. Bu kalıba uygun olarak gelen tüm kelimeler nedir? Mebnidir arkadaşlar. Mebni. Bu yüzden irapları mahallen olur. Bunu ezberliyoruz. Yef'alne nedir? Müfret, pardon. Yef'alne nedir? Cemi müennes gaibe kalıbı. Tef'alne cemi müennes muhataba kalıbı. İşte bu iki kalıp daima mebnidir ve daima mahallen irap alır. Bu iki kalıp dışında muzari fiil murettir. Yani sonu değişir. Ama bu iki kalıp asla değişmez. Birazdan bunlar daha detaylı olarak anlatılır. Bunlar irablarını mahallen alır dedik. Unutmuyoruz. Başında nasb veya cezmeden, amillerden, etkenlerden, edatlardan, harflerden ne dersek artık. Biri bulunmayan her muzari fiil merfudur. Muzari'nin başında nasb eden, en, len, key bunlar nasb eden edatlar. Muzari harfin başı, muzari fiilin başında bunlar yoksa ve cezmedenler işte lem, lemma, lamul emri, laun nehi gibi cezmeden bir harf, edat, fiilin başında yoksa o fiil nedir? Daima merfu bir muzaridir. Muzari fiilin başında nasb edici veya cezmedici bir edat yoksa o fiil muzari daima merfudur. Unutmuyoruz. Son harfi sahih olan muzari fiilin raf hali. Şimdi bu muzarların hepsi raf halinde. Neden? Başlarında nasb eden bir şey yok ki. Cezmeden de bir şey yok. Eşittir. Raf halindeler. Tamam. Peki ne üzere raflar? Yani ne ile merfular? Şimdi unutmuyoruz. İki tane mebni kalıbımız vardı. Yef'alne, tef'alne. Bu iki kalıp hariç. Yef'alne, tef'alne. Bu iki kalıp hariç. Nun ile biten kalıplar. Nun ile biten kalıplar nelerdir? Ya bu ikisinin dışında nun ile biten kalıplar hangileri var? Yef'alûne, tef'alûne. Cem-i müzekkerler. Yef'alâni, tef'alâni, tef'alâni, tef'alâni. Yani tüm tesniyeler. Ardından müfret, müennes, muhataba, tef'aline. Bunların son harfi nun. İşte diyoruz ki yef'alne ve tef'alne. Bu ikisinin dışında son harfi nun olan tüm kalıplar nedir? Nun harfi orada varsa raf halindedir. Nun harfi şu an var değil mi? Yef'alûne. Nun var. Nunun varlığı ile merfudur. Varlığı ile yani nun yazıda var. Nunu silersek ne olur? Artık raf halinde olmaz. Tef'alûne. Nunu silersek ne olur? Artık raf halinde olmaz. Sonra nun ile biten kelimelerin sonunda nun olduğu sürece o kelimeler merfu. Nunları kaldırırsak oradan silersek artık merfu değiller. Ne olurlar o durumda? Hem mensup hem de meczum olurlar. Ayrıntı aşağıda gelecektir. Peki nun ile bitmeyen kelimelere bakarsak ki onlarda nelerdir? Yef'alu, tef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Bu kalıplar. Bunlara müfredatı hamse yani 5 müfret denilir. Yef'alu, tef'alu, tef'alu yaptı 3, 4 ve 5. Bunlar nunsuz biterler. Bunların sonunda son harfi yani zammeli ise merfudurlar. Şu anda zamme var. Merfular.
merfu. Zamme olmazsa ne olsa, mesela fetha olsa ne olur? Nasb hali olur. Peki sükun, o cezim, yuvarlak işaret olsa ne olur? Cezm hali olurlar. Şu an üniteyi anladınız yani. Ünitenin yarısını anladınız açıkçası. Diyebiliriz. Faillik durumu biraz farklı olabilir. Nasartu da burada tu faildi. Burada na faildi. Onlar değişti. Onun dışında pek bir değişiklik yok sanırım. Yine şöyle bir bakalım. Yef'alü de hüve, tef'alü de hiye faildir. Hem zamirdir hem faildir. Yef'alani tesniyelerde bir kere olduğu gibi elifler fail tesniyelerde. Onu bilelim. Cemi müzekkerlerde daima vav faildir. Hangi vav? Tef'alü derken oradaki vav. Yef'alû derken lamı çeken var. Bunlar fail. Yef'alne tef'alne. Bunlarda da sonda bulunan nunlar fail olmakta. Bunun dışında dikkat çeken diğer şey tef'aline. Burada ya faildir. Buna dikkat edelim. Müfret müennes muhatabada ya fail tef'aline. Ya fail. Çünkü nun silinebilir. Tef'ali diye yazılabilir bu arkadaşlar. Nun düşebilir. Nerede düşer? Başında nasb eden bir şey olursa düşer. Cezmeden bir şey olursa yine düşer. Özetleyelim. Tef'alü de entefail. Özetleyelim. Fiil-i muzari nedir? Murettir. Ama iki kalıbı mebnidir. Yef'alne, tef'alne. Bunlar mebni. Yani bunların başına cezmeden, nasbeden bir şey getirsek de yazılışları değişmiyor. Hala tef'alne diye yazılırlar. Cezmeden lem getir, yine yef'alne yazıldı. Len istediğini getir, yine böyle yazılır. Tef'alne de aynı şekilde. Bu yüzden mebniler bir şey yazılışta değişmiyor. Nedir? Mebnidir. Tüm mebniler mahallen irap alırlar. Mahal konum demek yani. Alabilseydi ne irap alırdı, o manaya gelir. Bu kelimeler ney? Merfudur. Nasıl merfu? Mahallen merfu diyeceğiz. Çünkü başında nasb ve cezmeden bir şey yok. Bu yüzden mahallen merfu dedik. Başlarında nasb eden bir şey olsaydı mahallen mensup. Cezmeden bir şey olsa mahallen meczum denilir. Tamam, bunlar mebnidir. Mahallen irap alırlar. Yani lafzan değil. Mahal demek lafzan olmayan. Ya lafzan ne demek? Okunuş ve yazılışta bir değişiklik olan. Mesela tef'alü başına en getirsek en tef'ale olur. Sonu fethalanır, zamme gider. Hemen bir değişiklik meydana geliyor. Oysa bunlarda bir şey değişmiyor. Bunun dışında ne diyebiliriz? Sonlarında nun bulunan bu sıgaların sayısı 7 olmasına rağmen 3 tanesi ortak sıga olduğu için, yani tefalihaneden bahsediyor. Ne olur? Bunlara kısaca 5 fiil manasına gelen efali hamse denilir. Efali hamse nedir arkadaşlar? Aslen 7 fiil olduğu halde 5 fiil manasına gelen kalıplardır. Bu efali hamseyi ezbere bilelim. Önemlidir. Ve unutmuyoruz. Ne dedik? Yef'alne tef'alne hariç, yani efali hamse, bunlar hariçse geriye ne kalır? Efali hamse kalır. Efali hamse nunun varlığı ile merfudur. Nun düşerse, yani yazıda yer almazsa, örnek tef'ala diye kalırsa, tef'alune de tef'alu diye kalır nun düşerse, ne olur? Hem nasb halleri hem cezm halleri olur. Peki nasb mı cezm mi? Başındaki işarete bağlı. Cezmeden bir şey varsa cezm hali deriz. Nasbeden varsa nasb hali deriz. Bir iki örnek var burada. Ayşe ve Fatma teclisani. Celese yeclisu, teclisu, teclisani. Tesniye bir kelime. Nereden anladık? Çok aşikar. Elif ve esrelin nundan tesniye olduğunu anladım. Esrelin nun var, sağında elif var. Tesniye öyleyse. Peki ne halinde? Raf halinde. Nereden anladık? Çünkü sonunda nun hala duruyor. Raf halinde olduğunu oradan anladım. Peki Elif'in teclisaninin faili ne? Elif, değil mi? Tesnelerde Elif faildir. Elif faildir. Teclisani nunun varlığı ile merfudur. Mebni değildir. Ya Zeynep'e mazâ tef'alline. Bu nasıl da muhatabanın müfredi. Muhataba. Tef'alline. Nun var mı? Var. Öyleyse bu kelime bir kere merfu. Faili ne? Ya. Muhataba yası da onun faili olmakta. Hel yezhebne. Bu ne olacak?
Bu kelime söylediğimiz yezhebne tezhebne, yani cemi müennes gaibe kalıbıdır. Yani ne olacaktır? Mebnidir. Bu yüzden mahallen merfudur. İrab alametini arayamayız. İrab alameti şudur diyemeyiz. Çünkü bu her zaman böyle yazılır. Merfu muttasıl zamir olan nun'un nisvedi onun failidir. Yani sondaki nun yezhebnenin faili olmakta. Bu kelime mahallen irab alması gerekir. Neden mahallen merfu dedik? Çünkü hunnenin haberi. Yani bunun başında cezmeden bir şey olsaydı mahallen merfu demezdik. O zaman mahalle mezun derdik. Ahmedu yakra'u. Kara'e yakra'u. Yakra'u zamme ile merfu muzari bir fiil. Çünkü müfret bir kelime. Sonunun ile biten bir kelime değil. Öyleyse sondaki harfin harekesine bakılır. Nunla bitseydi harekeye bakmazdık. Nun var mı yok mu ona bakardık. Nun ile bitmediği için artık harekeye bakıyoruz. Zamme var öyleyse merfu. Fail ney? Hüve. Hüve bunun faili olmakta. İyi de hüve nerede? Hüve gizli zaten arkadaşlar. Hüve gizli yazılarak faili olmakta. Son harfi sahih olan muzari fiilin nasb hali. Nasb edenler elnen key. Üçünü verilmiş. Tabi daha fazlası da var da. Üçüne yetinilmiş. Bu sizler için bir avantaj. Ne kadar az yük o kadar iyi. En muzari nasb eder ve manasını mastara çevirir. Mastar demek mekmak, iş, uş gibi mesi, ması şeklinde mana. Buraya baktığımızda uridu en ehruce. Eni silersek gereğine kalır. Ehrucu nehrucu. Ehrucu ben çıkıyorum demektir. Başına en geldi. Benim çıkmam değil mi? Çıkışım manasına geliyor. Çıkmak, mekmak, iş, uş diye mastar manasına çeviriyor. Türkçede de mastar diye dil bilgisi konusundur aynı zamanda. Uridu ben istiyorum en ehruce çıkmayı istiyorum. Çıkmak istiyorum. Çıkış istiyorum manasına gelebilir. Ama burada mastarın ne manaya geldiğini anlattım. Şimdi biraz da nasb üzerinde duralım. Ehrucu idi bu. Sonunda nun olmadığı için hareke bazında bir değişiklik olacak. En nasb edecek. Fetha getirecek yani. Fethalandı zaten. Fakirlere yardım etmemiz gerekir. Etmemiz, etmek, ediş. Enden dolayı mastar manası verildi. Nusa'idu idi bu. Enden dolayı nusa'ide oldu. Fethalandı. Bir de nasbedenlerden len diye bir edatımız var. Muzar fiilin manasını gelecek zamana çevirir. Ve olumsuz yapar ve aynı zamanda tekit manası da ifade eder. Başında len bulunan muzari fiille artık sadece muzari demiyoruz. Ne diyoruz? Tekit, nefi, istikbal. Yani fiil muzari, tekit, nefi, istikbal denilmektedir. Gelecek zamanın vurgulu olumsuz denilmiş. Tekit vurgu, pekiştirmek demektir. Nefi olumsuzluk, istikbal gelecek. İstakbele yestekbilu istikbalun. İstifal babından mastar bir kelime. Gelecek zamanın vurgulu, tekitli olumsuzunu ifade eder. Len ezhebe. Len olmasaydı ezhebu. Ben gidiyorum ile suğu çarşıya. Len geldi. Bir kere nasip etti. Son harf fethalandı. Ve ecek acaklı mana veriyor artık. Len ezhebe ben asla gitmeyeceğim ile suği çarşıya. Len yencehe. Len olmasaydı yencehu. Sondaki ha zammeliydi. Muzari fiilin başında nasbeden bir şey olmaz ise cezmeden de bir şey olmazsa daima son hareke merfudur. Yani zammelidir müfetlerde değil mi? Ketebe yektubu. Nasara yen su ru hep zammeli ama başına len geldi nasbetti. Key sebep bildirir için diye mesela. Ectehidu ben çalışıyorum, çalışırım kesiran çok key enceha başarmak için, başarılı olmak için key için manasında. Şimdi buraya baktığımızda daha iyi anlaşılabilir. Aynı şey geçerli arkadaşlar. Cemi müennesler hariç, cem müennesler hariç, diğerleri için konuşuyorum. Sonu nun ile biten fiil muzari'nin sonunda nun varsa zaten raf haliydi. Nun yoksa nasb hali demiştik ve cezm hali demiştik, değil mi? Görüldüğü üzere en yef'ala sondaki nun gitti. Aslında neydi bu? Yef'alani idi. Nun vardı. Yef'alune nun vardı ama nunlar gitti. Düştü, silindi, yazılmadı. Neden? Başlarında en olduğu için en nasb eder.
Nasıl nasip eder? Nasip fetha demek değil mi? Müfredlerde nasip fetha demektir. Yani sadece müfredlerde demeyelim aslında. Sonu nunsuz yazılan kelimelerde fetha demektir nasip. Tesnielerde ve cemilerde fetha nunun silinmesi demektir. Fetha bu demektir. Yani mensup, mensubiyet, nasp hali illa fetha demek değil. Tesnielerde nunun düşmesi, cemilerde nunun düşmesine mensup hal diyoruz. Mensupluk, nasp hali diyoruz. Burada anlatılmış efal-i hamse denildiği ne diyor? Gösterilen nunların hasfedilmesiyle mensuptur. Zaten biz anlattığımız şeyle aynı. Sonu nun ile biten kelimeler ama cem müennesler hariç sonu nun ile biten kelime eğer nun varsa yani tesniyeler, cem müzekkerler ve müfret müennes muhatabayı kastediyorum. Bunların sonunda nun varsa raf hali, nun yoksa nasb ve cezm hali olur. Peki nasb mı cezm mi? Ona da karar vermek lazım. Başından nasb eden edat olduğuna göre nasb halidir. Eğer cezmeden bir şey olsaydı o zaman nunun düşmesiyle mezzum derdik. Şimdi ne diyoruz? Fetha ile mensup, nunların hasfi ile mensup. Bu kavramları kullanıyoruz. Fetha ile mensuptur. Nunun düşmesiyle mensuptur. Nunun düşmesiyle mensuptur. En tef'alne ve en yef'alne'ye baktığımızda bir alamet söyleyerek nunun düşmesi nunun varlığı ile diyemiyoruz. Bir alamet gösterilemez. Çünkü yef'alne ve tef'alne her zaman aynı yazılır. Niye? Mebnidirler çünkü. Yazılışları değişmiyordu. Mureplerde hep değişiklik var. Ama şu an tef'alne nedir? Mahallen mensuptur. Çünkü başında nasb edici var. Mensup demem gerekir. Ama diyemiyorum çünkü mebni. Ha, öyleyse mahallen mensup deriz. Failler hala aynı. Hüve, hiye, ente gibi devam ediyor. Failler hala aynı arkadaşlar. Nerede ne faildir ezbere bilelim. Şuradan bir örnek yapalım. En yencehu. Sondaki nun yok. Öyleyse nasf hali. Pardon. Nun yok ya. Nasf da olabilir, cezm de olabilir. Başındaki etkene bağlı. Etken ne? Nasf edici bir edat var. Öyleyse nunun hasfi ile mensup. Vav tabii ki fail. Cemil müzekkerlerde vav fail olmaktaydı. En ektube, en olmasa ektubu olurdu. En olduğu için ektube oldu. Fetha ile mensup. Niye fetha ile mensup? Çünkü efal hamseden değil. Yani son nun ile yazılan bir kelime değil. O yüzden fetha ile irab almakta. Cezm halinde söyleyerek ilk videoyu bitirelim. Son harfi sahih olan muzari fiilin cezm hali. Buraya geçmeden şunu da söyleyelim. Fiillerde irab 3 yönlü olabilir. 1. Bir fiil merfu olabilir. 2. Mensup olabilir. 3. Meczum olabilir. Bir fiil mecrur olmaz. Merfu, mensup, meczum. Bu üç kavram fiillere ait. İsimlerin irabına geçtiğimiz zaman merfu ve mensup orada da var ama meczum yok. Meczum yerine mecrur kavramı kullanılmaktadır. Fiil muzarın cezm haline geldik. Cezmedici bir sürü var da burada birkaç tanesine değinilmiş. Sizler için kolaylık sağlanmıştır. Li, lamul emir, emir lamıdır. Ne yapar? Cezmeder. Lem yine cezmeder. Lemma da cezmeder. La da cezmeder ama nehi yani yasaklamak için kullanılır. Nehi lası yasaklama lası demek. Lem fiil muzarı cezmederek manasını olumsuz maziye çevirir. Maziye çevirdiğin altını çiziyoruz iyice. Hal ödevini yazmadı. Lem olmasaydı yektubu olurdu değil mi? Ketebe yektubu. Sade hali böyle. Yektubu ne demek? Yazıyor. Aliyun Ali vacebehu ödevini yazıyor. Lem geldi. Lem mektup yazmıyor değil. Yazıyorun olumsuzu yazmıyor diye çıkar ama lem geldiği için yazmıyor diyemeyiz. Lem ne yapacak? Olumsuz mazi yapacak. Yani medim adı olması gerekir. Yazmadı, görmedi, uçmadı. Hep bu şekilde. Lem yeliydi. Lem geldi. Yine ne diyor? Doğurmamış. Doğmamış pardon. Lem yelit doğmadı ve lem yulet doğurmadı manasında. Medi madı veya miş iş biliyorsunuz. Mişli geçmiş zamanda ifade etmekteydi mazi. Lemma'ya geldiğimizde bu da ne yapar? Yine aynı manayı verir bir kere. Yani olumsuz mazi yapacaktır muzariyi. Ama bir işin konuşulma anına kadar olmadığını
daha sonra olabileceğini ifade eder. Yani henüz. Lemma yektub, henüz yazmadı Ali'ün Ali vacibehu, ödevini henüz yazmadı. Ne demek bu? İlerleyen saatlerde yazabilir demektir. Oysa lem yektub dediğimiz zaman yazmadı, süre bitti yani artık ileride yazar diye bir ihtimal de yok. O ihtimal ortadan kalktı. Oysa lemma'da süreç tamamlanmadı, ilerleyen saatler veya dakikalar içerisinde yazılabilir. Buna henüz diye mana verebileceğimiz gibi hala diye de mana verebiliriz. Henüz yazmadı, henüz görmedi, henüz uçmadı, henüz dinlemedi veya hala. Hala yazmadı, hala duymadı, hala anlamadı gibi. Bir de lamul emir yani li diye yazılır bu. Lemma yektub, pardon yanlış yere okudum. Li yektubu yazsın, liyezheb gitsin, liyansur yardım etsin, liyahruc çıksın gibi. Yani ne demekmiş bu? Üçüncü şahsa emir. Ve li diye yazılır. Sonra tabii ki cezmediyor görüyorsunuz. La'un nehi yani nehi lası. La'in nahiye de denilmekte. Bu da cezmediyor ama ne diyor? Gitmesin veya oturma. Yani ikinci şahsı, üçüncü şahsa emir manasına gelebilmektedir. Hem gayet parmaklara hem muhatap parmaklara çekimi yapılmakta. Buraya baktığımızda arkadaşlar şimdi fiil muzarın cezm halini görmekteyiz. Zaten bunu anlamış olmalısınız. Ne demiştik? Mebni olanlar hariç. Lem yef'alne, lem tef'alne hariç. Onun dışında sonu nun ile biten fiiller yani kalıplar. Nun düştüyse hem nasb hali hem cezm hali olur demiştik. Nun varsa raf hali demiştik. Bunun dışında yani nun ile bitenlerin dışında yani müfred diyebileceğimiz, müfredat-ı hamsi diyebileceğimiz lem ef'al, lem nef'al, işte lem tef'al, tef'al ve lem yef'al bu kalıplarda sonun nun ile bitmediği için cezim halini bizzat sükun ile yuvarlak işaretiyle görmekteyiz. Cezim demek bunlar için, bu beş müfred için bildiğimiz sükun demektir. Ama sonun nun ile biten o yedi kalıp ki onlara efali hamse denilmekteydi. Onlarda nun yoksa hem nasb hali hem cezm hali diyorduk. Ama yine de bir seçim yapmak gerekiyordu. Nasb mı cezm mi? Neye bağlıydı? Başındaki etkene. Burada lem var. Lem cezmeden bir edat olduğuna göre şuradan baktılar mesela tesnielerden. Cezmeden bir edat olduğuna göre ve sondaki nun düştüğüne göre nedir bu? Cezm hali. Lem tef'ala, lem olmasaydı tef'alani. Sonda nun olurdu. Lem geldi, nun düştü. Nun düştüğüne göre bunun nasb veya cezm hali olmalı. Peki nasb mı cezm mi? Nasıl karar veririm? Başındaki etkene bakarım. Lem var. Öyleyse cezm hali. Lem yerine en olsa mesela nasb eden bir şey olsaydı yine tef'ala diye yazılırdı. Nun yine düşerdi. Ama bu sefer nunun düşmesini gerektiren etken nasb eden en olduğundan tef'alaya nasb hali derdik. Yef'alne tef'alne üzerinde duralım. Bunlar neydi? Mebni idi. Bak tüm kalıplar değişiyor. Bunlar bir türlü değişmiyor. Mebniler mahallen irap alacaklar. Mahallen ne? Başında cezmedici var. Mahallen mezum diyeceğiz. Diğerlerinde nun düşmüş veya bizzat sükunu, cezimi, yuvarlak işareti görmüşüzdür. Buna göre ne diyebiliriz? Nunun düşmesiyle mezum diyebiliriz. Veya sükun ile mezum veya mahallen mezum. Üç farklı kavram kullanılabilir. Bir iki örnek yapalım buradan. El etfaru lem yahrucu. Yahrucu cem müzekker yani harace yahrucu. Yahrucu, yahrucani, yahrucune. Sonda cemi müzekker vavu ve nun olurdu. Lem geldiği için nun düştü. Şimdi nun gittiğine göre ne olur? Nasb veya cezm hali olur. Nasb mı cezm mi? Karar vereceğim. Neye göre vereceğim? Baştaki etken ne? Etken lem. Lem ne hangi harflerden? Cezmeden harflerden. Öyleyse lem yahrucu yani yahrucu fiil muzarisi nunun hasfedilmesiyle mezzum derim. Ha, fail nedir dediğimiz zaman vav'dır tabii ki. Cemilerde vav fail olmaktaydı. Bununla birlikte el etfali mübteda. Değil mi? Diflun etfalun cemi mükesser mübteda. Lem yahrucu fiil cümlesi. Nasıl fiil cümlesi? Bir kere yahrucu fiil. Sondaki vav fail. Fiil fail bir cümle oluşturur. İşte el etfalü müptedasının haberi fiil cümlesinden oluşmakta. 2.
في اللحظة الأولى لم يعرف. لم يعرف عرفe يعرفu müfet müzekkeri gaib. Nunle yazılmaz bu kelime. Müfredatı hamseden bu. Efali hamseden değil. Başına lem geldi. Sükunu bizzat aldı. Cezm halinde olması gayet aşikar. Lem yarif, evet, anlatılmış. Hüve de failidir. Lem nezheb, lem nezhebu, nezhebu. Nefse mütekellim mal gayri. Biz manasına geliyordu. Nahnu fail idi. Cezm işaretiyle, yani sükun ile mezzumdur diyebiliriz. Aşağıdaki mazi fiillerin verilen zamirlere göre muzari çekimlerini yapın. Muzari çekimi istenmekte ve raf alametlerini açıklayın denilmiş. Şimdi sıra sizde sorusu olduğu için cevabı var. Bir iki örnek yaparak kapatacağız. Şimdi zamirlerin ne zamir olduğunu iyi bilmek lazım. Yukarıdaki tablolarda zamir ezberi mutlaka yapın. Çünkü zamire uygun hale getireceğiz fiili. Ne istemiş? Öncelikle muzariye dönüştürmemiz istemiş. Nezele yenzilu. Yenzilu. Çevirdik. Zamire uydur. Hunne. Cem-i müennes gaibe. Öyleyse nezele yenzilu. Yenzilu. Çekeriz çekeriz. Buraya su gelir. Şeribe yeş rabu. Muzarisin yeş rabu olduğunu nereden biliyorum? Bir kere ezbere biliyoruz. Basit fiil. Bilmiyorsanız ne yaparsınız? Sözlükte önce şin harfini bulun. Yardımda hemen yanında ra harfi olacak şekilde bulun. Ardından da b harfini bulun. Şeribe şeklinde sözlükte geçer zaten. Hemen yanında bizzat yeş rabu yazabilir veya şeribeden sonra a yazar. Yani muzarinin aynel fiili fethalıdır demek ister a ile. Yeş rabu şeklinde. Onu da huma zamirine tesniye zamir tesniye şekline getirin denilmiş. Dehale'yi de müfret, müennes, gaibe kalıbına getirin. Dehalet şekline getirin. Bir diğer zamirler de var. Onlara göre de çekimi yapın denilmiş. Son harfi illetli olan muzari fiilin irabı. Bunu diğer videomuzda işleyelim. Video fazla uzamasın.